Hepinize merhaba, bugün yeni bir içerikle sizlerle karşı karşıyayız. Bu içerikte Türk futbolundaki önemli gelişmeleri, önemli maçları analizleyeceğiz sizlerle beraber. Eksiklerimizi yoruma yazarsanız çok sevinirim. Bir iki hatamız olabilir, kusura bakmayın. Kendi çıkardığımız bir içerik. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi ilk maçımızda Kayseri Spor, Başakşehir. Bugün sabah saat 4'te başlayan mücadeleyle başlayacağız. Bu maçta yani kesinlikle görülen taraf kim kazanır diye sorduğunda iddiada bile büyük bir oranla Başakşehir'di. Kayseri Spor ama son zamanlarda büyük bir çıkış içerisinde Dan Petrus hocası geldi Kayseri Spor'a. Ben de bir Kayseri Sporlu olarak Kayseri Spor'u tabii ki de destekliyorum hem de Anadolu takımı olduğu için. Başakşehir'e bakarsak İstanbul Kulübü yani normal siz de biliyorsunuz. İlk önce istatistiklerden başlayalım. İstatistiklerde burada toplu oynamaya bakınca %31 Kayseri, %69 Başakşehir. Yani bildiğiniz gibi bir söz vardır. Karşı takım ne kadar toplu oynarsa oynasın önemli olan 3 puanı ben götürdüm eve. Hatta topu isterse evine götürsün olacaktı bu. 3 puanı burada gördüğümüz gibi Kayseri spor aldı hem de 2-0'lık net bir galibiyetle. Maçın başında Başakşehir topla iyi oynuyordu 20. dakikaya kadar ta ki. 20. dakikadan sonra Kayserispor Spor 2-3 tane ani bulduğu ataktan sonra maçı kendi eline çekmeye başladı ve 30. dakikaya kadar rakip kale üstünde oynadı. 30. dakikadan 45. dakikaya kadar maçın gidişatını ele geçiren tekrardan Başakşehir Kayseri ani ataklar vermeye başladı. Ve kaç dakika kaçtı 42'de Ali Bekir'in ani ataktan çıkan Kampanyar'ın asistiyle Ali Bekir'in mükemmel bitiriciliğiyle Giden bir golü yedi. Ya cidden ilk yarı Ali attığı müthiş bir golle sonuçlandı. Tabii ki de Başakşehir'in de pozisyonları vardı ilk yarıda baya ama ilk yarı Kayserispor'un önde gidişiyle bitti. Ve siz burayı izlerken arkada futbolcu resimleri, futbolcu videoları, sikets videoları çıkacak. Burayı daha iyi yapabilirsem yorumlarda yazın. Sizin görüşlerinizi hepsini okuyacağız. Tabi yazan olursa inşallah. Ve ikinci yarıya geçelim. İkinci yarının başlarında Başakşehir yine oyunu hakim olmaya çalıştı. İlk 5-10 dakika hakim oldu oyuna. İlk 5-10 dakikadan sonra Kayseri Spor bir iki daha önemli atak bulduktan sonra tekrardan maçı kendi eline aldı. Ve üç değişiklikle başladı. Üç değişiklikle başladı Başakşehir ikinci yarıya. Okan Buruk iki tane forvet sanırsam bir tane de ofansif aldı Berkay'ı. Ve Ondan sonra Kayseri Spor maçı kendine devraldı tekrardan. Başakşehir gol bulmak isterken bir de ne görsün 77. dakikada Ali Bek'in numarası olan 77. dakikada Ali Bek'ten bir gol daha yedi. Ve Ali Bek golü atmasından sonra tekrardan sakatlandı. Ali Bek cidden maçın en iyisi oldu. Ve Kayseri Spor'un forveti ligde ilk golü yani ilk golünde yani ilk maçında ilk gol attığı maçta iki tane gol buldu diyelim biz buna.